Duman kokuyor. Al götür. Bu şey tatlı dediğiniz şey bu değil mi? Bu şey bunlar olduktan sonra pekmezi üstüne dökeceğiz. Ondan sonra ocağa vurup hani baklavaya döşüyorlar. Üstüne tatlıya döşüyorlar ya. Bu böyle oluyor yani. Gördüğün maddesi ceviz, badem, fındık, fıstık. Ezildikten sonra onun içine sarıyorlar, kıvırıp baklava gibi döşüyorlar. Yalnız baklava da kesiyorlar. Bunu da kesmiyorlar. Bunu da kesmiyorlar. Aşağı yukarı Türkiye genelinde Akseki çevresinde yapılıyor. Dışarılarda pek bir şey yok yani. Yapılma durumu yok yani. Onun dumanı yani. Yani burunda kalmıyor da ağız tadında oluyor yani farkındaysan. Hı hı. O tüstenin içinde ne var? Hayvan fışkısı var. Hayvan fışkısı değil mi? Ben de onu diyecektim. Özelliği böyle yapılmasıdır hı hı. Yani hani. Seni biraz daha şu tarafa. Sinekler de çekilsin iyice. Sineğin olmadığı yerim var. Biraz kıracağız, ortaya da dökeceğiz. Atalarımızdan kalma, göreneksel bir tatlıdır.
İşte yapılışını az önce çektiğiniz gibi, gördüğünüz gibi yufka ekmek açarak içerisine cevizdir, fındık, içi, badem içi ezilerek konulur. Peynir de konulur ve fırına atılarak piştikten sonra üzerine yöremizin özel andız pekmezini dökerek bu tatlıyı yapıyoruz. Çünkü üzüm pekmezi bu kadar bu şeyi tatlıya yakıştırmıyor. Gerçekten bunun özelliği andız pekmezidir. Çok güzel bir tatlı. Gurbetten gelen çocuklarımıza, analarımız bu tatlıyı mutlaka yedirir. Bayramlarda da yapılır ama bilhassa gurbetten geldi mi çocuklar bu tatlıyı analara yapar ve çocuklar da ister. Görsel bir tatlımızdır. Yemesi de çok güzeldir yani, gördüğünüz gibi. Kıvamı güzel, her şey güzel, tadı güzel.